Direkt Modiksel konusuyla başlayalım. Nasıl bir araya geldiniz? Biz mahalle arkadaşıyız. Aynı mahallede yaşıyorduk. Mahallede Evren'in kız kardeşi Evrim, o da rap yapıyor. Ondan sonra ben ilk onunla tanıştım. Ondan sonra Evren dönemlik çalışıyordu. İşte 6 ay Ankara'da oluyordu, 6 ay şehir dışında oluyordu. Ondan sonra bir dönem geldiğinde tanıştık, sonra da beraber müzik yapmaya başladık. Peki işte yine az önce de bahsediyorduk, az önceki soru işte yasal albüm çıkarma sürecinden. Türkiye'deki en çok yasal albüm çıkaran rap grubu Evet, grup olarak Modix, baktığı zaman evet grup Modex'i de. olarak bakınca nasıl yani bu süreçte neler yaşandı? Bu yasal albüm çünkü bir süreç, bir mevzu sizler için. Neler yaşandı ve nasıl oldu bütün bu gelişmeler? Biz aslında yola albüm çıkmak, yani albümümüz olsun diye bir girişimde bulunmadık. Biz üretmeye devam ettiğimiz süre içerisinde 2001 yılında bir baktık ki bir dünya şarkımız var. Ondan sonra o dönemde Hammer Müzik Ankara'ya gelmişti. Bizim kayıtlarımızı dinledi. 2001 yılında bizim albümümüzü, yani kayıtlarımızı aldı. 2002 yılının sonuna doğru da dinleyiciyle buluşturdu. Bu arada az önce de bir Ankara muhabbeti yaptık. Çok kısa ama Türkiye'de her şeyin olduğu gibi yani müziğin de her zaman ana merkezi İstanbul olarak görülür. Ankara çıkışlı, hani Hammer Müzik geldi dedin vesaire ama Ankara çıkışlı olmak zorladı mı? Süreci zorlaştırdı mı sizler için? Aslında bizim için daha kolaylaştırdı. Ankara kendi şehir disiplini olan bir şehir diyeyim yani. Kendine özgü bir disiplin olan bir şehir. Şimdi tek düze monoton olduğu için siz üretirken içeride bu şehrin içerisinde üretirken bu şehrin disiplinine ayak uydurmak zorundasınız. Dolayısıyla sizin her attığınız adımda, her uygulama çıkartmak, üretmek istediğiniz her şeyde yaratıcılığınızı geliştirmek zorundasınız. Çünkü aradığınız her şey yok bir kere. İmkanlar kısıtlı. Bir de bizim zamanımızda şimdi biraz önceki söyleşide Yasin de söylemişti. Şimdi artık böyle imkanlar daha böyle ufak cüzi paralar harcayarak mesela evinizde bir home studio kurup kayıtlar almaya başlayabilirsiniz. Ancak bizim zamanımızda biraz daha farklıydı. Bu kaynaklara ulaşmak biraz daha zordu. Bir ekipman kaynağı olarak, ikincisi de sample olarak, yani işte plaklar olsun, işte şu anki gibi internet de yoktu. Böyle indirme falan da yoktu. Yani o eski kayıtlara ulaşmak, sampling üzerine çalışmak için bayağı bir araştırmanız gerekiyordu. Dolayısıyla şimdi kaynak kısıtlı olduğu zaman siz ya kaynağı yaratmak zorundasınız. Bu şekilde de sizin yaratıcılığınızı geliştiren bir şehir Ankara. Şehirden çıktığınız zaman da, İstanbul gibi bir şehre geldiğiniz zaman da oradaki altyapınızı kullanarak burada başarılı adımlar atabiliyorsunuz. Peki Alenmeye bir sorum olacak. Mikrofon var Merhaba. orada. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli şehirler dışında Anadolu'daki şehirlerde de fazla üretim Evet. olmuyor diyebiliriz. Ama sen Trabzon'da ve Eskişehir'de de Evet. yaşamış birisin. Ben de bu arada Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşadım. O yüzden Evet. Türkiye, Rize mesela Trabzon'a yakın Evet. olanlardan bir tanesi olarak. Hakikaten çok değişik, daha değişik kültürler, daha kapalı yerler. Neler söyleyebilirsin bu konuda? Yani şöyle, İstanbul, Ankara, İzmir haricinde Trabzon gerçekten, yani tahmin Enteresan biri. edebileceğiniz üzere, Evet. çok daha uzaktı bu konulara. Yani Kesinlikle. işte teknoloji, hali hazırda bir teknoloji vardı ama ona bile yetişecek pozisyonda olmadığımız dönemler oldu. Bu tabii bir şekilde müziğe de yansıdı ama ben onu bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü işte atıyorum, bu doğaçlama yeteneğini geliştirdi gibi bakıyorum olaya. Anladım. Çünkü kayıt yok ve sürekli bir şeyler yapmak durumundasınız. Başka bir yerden dolduruyorsunuz o durumu. Yani o boşluğu başka bir yerden kapatıyorsunuz gibi düşünüyorum ben. Bir de şehrin kültürü de herhalde etkiliyor yani. Tabii tabii evet. Yani Evet. adım atarken şehirde, sokağa çıktığınız zaman sonuçta rap yapacaksınız. Gözleminizle beslendiğiniz şehir de sizin Evet. yazmanıza kadar her şeyinizi Aynen. etkiliyor. Aslında yani farklı farklı. İşte o da rengarenk bir yelpaze olmasına sebep oluyor. Yani işte Ankara'daki bir MC ile, atıyorum işte İzmir'deki, Trabzon'daki, Eskişehir'deki MC'lerin vizyonunu değiştiriyor. Daha farklı sound'lar ortaya çıkıyor diyebilirim. Sen Adana'da yaşamını sürdürüyorsun. Evet. Oradaki hip hop'a, yani orada Adana'da hip hop'a bakış nasıl? Ya şimdi İlgi, bakış. coğrafik yapı olarak doğunun sınırında bir il. Aslında İstanbul'dan yani batı bölgesinden baktığımız zaman doğu bölgesi olarak görülen bir yer. Ama aslında biz Adanalılar da biz doğuda değiliz de biz de batıdayız veya Akdeniz bölgesindeyiz diye tabir ediyoruz. Tabii rap'e
bakış açısı falan, yani rap'e aşırı derecede ilgi var. Türkiye'de rap'in ilk doğduğu yıllardan belli, yani 95 yılından, yani Türkiye'de ilk rap'in geliştiği dönemlerde Adana'da rap organizasyonları falan oluyordu, bu eski MC'ler olsun. Hatta Ceza bile 96 yılında Adana'da bir iş merkezine gelmişti. Orada da bir konser yapmıştı yani. Yani o yıllardan bu yıllara Adana'da rap'e karşı gerçekten çok büyük ilgi var. Ve birçok MC arkadaşımız, rap sanatçısı arkadaşımız da Adana'ya gelenler bilir. Adana'da yani gerçekten rap'e aç bir memleket. O yüzden senin de yine üretiminde katkısı, evet, oldu diyebiliriz. Peki, kamufle. Evet. Evet, bugünkü aslında bu hip hop buluşmasının sonunda, bütün bu söyleşilerin sonunda senin ağzından duyacağız zaten sanırım kazananında. Heyecanlı mısın bunu da açıklayacağın için? Yani ya önceden küçük hip hop eventlerinde falan da böyle sunuculuk yapmıştım ama tabii yani Red Bull VC One'u sunmak. Sana ikisini birden yaşatalım diyerek çok, şu anda da. Çok çok heyecan verici bir olay gerçekten. Hani dün mesela İşte 120 tane falan neredeyse b-boy vardı ön elemelerde. Yani şurada her köşede böyle birileri dans edip duruyor. Sürekli böyle break ritimler çalıp duruyordu. Tabii, ilerleyen dakikalarda yine o hale bürüneceğiz zaten. Kesinlikle. Çok heyecan verici bir şey. Ayrıyeten hani böyle kapsamlı bir şekilde hani hip hop kültürünün bütün elementlerini de burada sunmamız ve insanlara tanıtmamız, bilgi sahibi edinmesi, bilgi sahibi olmaları insanları çok çok güzel bir şey. Bunun bir parçası olmak da ayrıyetten mutluluk veriyor bana. Peki müziğe geçecek olursak, şimdi sen Olumsuzluklar albümünü yayınladın. O senin ilk yasal albümün sanırım, i̇lk değil mi? İlk yasal albümü. Sonraki Hayale Daldım'ın çıkış süreci bayağı uzun oldu. 3 yıl sürdü. Bu durum, işte hazırlık sürecinin yanı sıra işte yasal albüm çıkarmanın getirdiği zorluklardan mı kaynaklı? Yoksa hani neler yaşandı o dönemde? Yani aslında güzel bir imkan vardı elimizde. Bunu değerlendirdik. Ben sadece ilk fiziksel bandrollü bir albüm olacağı için inceleyip sık dokuduk. İşte Da Poet'le beraber altyapıları hazırladık. Tabii için, yani işin içinde tabii aksaklıklar falan da oldu. Hani normaldir tabii ki bu. Ama asıl uzamasının sebebi hani özen göstermemizdi. Çünkü hani biraz kalıbın dışına çıkıp daha farklı soundlara yönelmeye, canlı enstrüman kayıtları falan yapmaya endeksledik kendimizi. O yüzden 3 yıl sürdü. 11 şarkı oldu. Çok düet vardı. Farklı sanatçılar, hani MC'ler dışında farklı müzik kültürlerine bağlı olan insanlarla beraber de düet çalışması yaptığım için 3 yıl sürdü ama iyi oldu. Hatta 2-3 gün önce de Hayale Daldım klibi çıktı Da Poet'le, evet, beraber. O şu an dönüyor. Bu şekilde sürdü. Olumsuzluklar da zaten evde kaydettiğim, kendi imkanlarımla kaydettiğim tecrübelerimi daha pratik bir şekilde evde yansıtabildiğim bir projeydi. Onunla başladı. Anladım. Ondan sonraki süreçte anlattığım gibi. Peki canlı enstrüman kullanımı demişken Moral grubuyla birlikte şimdi bir şeyler, yani Kamufle Moral Band, evet, olacak, evet, isimli bir projeye başladın. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Moral grubunun solisti Tolga Trüns. Moral grubunun solisti Tolga Trüns benim albümü kaydettiğim Opus Stüdyos'un ortaklarından, sahiplerinden biriydi. Zaten albüm sürecinde sürekli onlarla beraberdik. Mehmet Yaranona ve Tolga Trüns'le beraber. Hani dirsek temasımız vardı stüdyoya gelip gittiğimiz için. Ondan sonra şarkıları kaydettikten sonra, albüm çıktıktan sonra benim zaten çok eskiden beri hani böyle canlı enstrümanlar eşliğinde rap müziği icra etme gibi kafamda bir olay vardı. Hani kısmetse olur falan diyorum. Ondan sonra ufaktan böyle şarkıları iyice hazmettikten sonra ben Tolga abiye hani böyle bir şey yapmak istiyorum. Hani sıcak bakar mısınız? Nasıl olur falan. Onlar tabii ki hiç böyle bir şeye girişmedikleri için ilk etapta bir acaba nasıl olur gibi bir duruma düştü. Ondan sonra ilk prova, ikinci prova, üçüncü prova derken böyle artık birinci, ikinci aydan sonra hadi ne zaman prova yapıyoruz falan oldu böyle. Şarkıları tekrar, Hayale Daldım albümündeki şarkıları tekrar aranje ettik baştan. Hani sözleri hazır. Sanki baştan 8 ayda bir albüm kaydetmişiz gibi oldu ve onları da
İşte deney ev stüdyolarında hücum kayıt olarak böyle jam stüdyo session kaydettik ve hani farklı insanlara hitap ettiğimiz için çok farklı yerlerden iyi yorumlar aldık. Şu anda devam ediyor. Hatta 13 Mayıs'ta Babylon'da ilk performansımızı sergileyeceğiz. O zaman güzel, az kalmış. Bir şey kalmamış. Heyecan verici. Peki canlı enstrümandan bahsederken tabii aynı şekilde sizlere de sormadan olmaz Mod XLR'e. Çünkü bu alanda işte Türkiye'deki en bunu yapan, bu bayrağı önde taşıyan rap gruplarından bir tanesi de sizsiniz. Sadece sahne performansında değil, aynı şekilde keza albümlerinizde de canlı enstrümanlara oldukça yer veriyorsunuz. Hani sizi böyle rapin ana kalıplarından çıkarıp hani işin daha bu tarafına iten şey ne oldu? Ya şöyle, aslında biz canlı enstrümanla sahneye çıkmaya 2002 yılında Salkent'te başladık. Hı. O zaman iki tane cello, bir tane de zurna mı vardı? Ne? Bir tane keman, bir tane cello falan vardı. Ondan sonra ya canlı enstrüman şöyle oldu aslında. Ankara'da müzisyen çok fazla arkadaşımız vardı. Yani her sanat tarzından uğraşan insanlarla olmakla birlikte. Yani canlı enstrüman şeydi bizim için. Yani sample'ı yaratmak için bir malzemeydi yani. Hı hı. Öyle başladı. Tek ana sebep bu. Yani evet, yani aklımızdakini daha hızlı bir şekilde dökmek için iyi bir şey oldu. Peki birçok türden birçok sanatçıyla da çalışmalar yaptınız bu esnada, bu zamanlar içerisinde. Base Mod günlerinden bu yana aslında devam eden bir şey. Başka MC'lerle çalıştığınızı görmedik ama. Hani değişik alanlarda kişilerle çalıştınız da MC'lerle çalışmadınız. Bunun sebebi nedir? Çalıştın. Dın dın dın. Ya şimdi şöyle, bu bir nasıl söyleyeyim sana? Bir istikrar meselesi. Biz kendi içimizdeki istikrarı ortaya koymak için bayağı mücadele verdik. Hı hı. Yani şey, yani herkesin istikrarını ortaya koyduğunu görmek bizim için önemliydi yani. Hani hı hı. Bir de müzik yapacağın kişiyle bir onun istikrarına bakıyorsun. Sonra bir de ona bir alışverişine bakıyorsun. Yani Amerika'daki gibi öyle business featuring'ler falan burada çalışmıyor yani. Hı hı. O yüzden şey, bir saniye. o yüzden şey, yani bir şeyler yaşamak gerekiyor. Anladım. Ve hani şey de değil yani, son zamanlarda aslında yapmaya başladık, dediği gibi işte kamufle var. Ondan sonra Sansar vardı. Evet, şey vardı, Soul Kes parçasında değil mi? Şey işte abi, Mod Exel, Da Poet, Sansar Salvo, kamufle ve Soul Kes. Evet, öyle şarkılar yapmaya başladık. Türk Touch yaptık, DJ Premier'in altyapısını okumuştuk. Ha. Yani hiçbir sıkıntı yok yani yapmak Anladım. İçin. Galiba ekleyecek bir şey. Yapmayacağız diye bir şey yok tabii ki de. Müzik yaptığımız insanlarla daha çok bir şeyler paylaşmış olmanın, hani bir ortamı, aynı havayı koklamış olmak daha önemli. Anladım. Hani dediği gibi uzaktan uzağa business featuring'ler hani çalışmıyor. Bu topraklarda çalışmıyor yani. Anladım. Bir de dinleyiciye karşı samimi gelmiyor. Hı-hı. Ama siz daha çok böyle bir şey ortamı paylaşmışsanız, işte ne bileyim arkadaşlık ortamınız, abi kardeş ortamınız varsa, aynı havayı kokluyorsanız eğer bu daha samimi bir parça çıkartıyorsunuz. Dinleyici de bunu daha çabuk, daha rahat alabiliyor yani. Peki Anıl'a da dönerekten, mikrofon var orada sanırım. Müzik yarışmalarından bahsedeceğim. Hani sen bunu görmüş ve geçirmiş biri olarak. Sence... Hiç bahsetmedik ondan. Lütfen. Peki, çok gereksiz bir şeydi o. Olsun ama, niye öyle diyorsun? Peki, değil mi? Şimdi falan. hakikaten televizyonda aslında hepinize de soracağım ama tabii ki senden, ya böyle bir tecrübe başından geçtiği için senden başlamak istiyorum. Hani bu televizyonda yayınlanan müzik programları, en azından özellikle ülkemiz için bakacak olursak, sence hip hop müziği önemsiyorlar mı, yoksa hani sadece bundan prim mi yapıyorlar? Nasıl değerlendirirsin? Bilemiyorum aslında bakarsanız. Yani prim mi yapıyorlar? Ya tam olarak ne yapmaya çalıştıklarını çözemedim açıkçası ben de yani. Ama oraya çıktığınızda sizin işinize yarıyor. Eğer ki hani bir şeyler yani nasıl söyleyeyim, içinizde yansıtmak istediğiniz bir şeyler varsa nerede olursa olsun yansıtırsınız. Yani programın şeyi önemli değil aslında, konsepti önemli değil. Orada televizyon girmesi çok zor bir sektör. Yani medyada yer alması rapçilerin çok zor oluyor. Ve reklam dediğimiz şey çok pahalı. Oraya çıktığımızda her saniye başına bir bütçe gibi düşünebiliriz. Yani her saniyede biz kendimizi reklam yapıyor gibi bir şey oluyoruz. Ve hani hip hop kültürünü veya kendini orada yansıtıyorsun. Ama yani şu an için ben asla öyle bir şey yapmam, pişmanım yani onu yaptığım için. Çünkü o zaman daha çocuktum onu yaptığımda, yani öyle bir karar aldığımda. Ama şu an için olsa kesinlikle yapmam, çok
bize uyan yerler değil yani. Hip hop kültürü medya ile kesişmiyor. Daha böyle kolay, underground kolay kalması gerekiyor gibi bir hissiyat var. Yani, öyle de olsa bir saygının olduğu bir yerde olmak anladım, gerekiyor. Anladım. Yani bizi bilmesi lazım. Biz oradaysak biz kimiz? Onu bilmesi gerekiyor. Orada biz atladık öyle bir şey ama yapmasak daha iyiydi yani. Televizyonda olmaktan çok televizyonda nasıl olduğunuz daha önemli yani. Anladım. Kesinlikle. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sanki sen bir şey söylemek istiyorsun gibi hissettim. Yok. Mikrofonu tutmuşum. Ama bir şekilde insanların kulaklarına rap müzik televizyondaki programlar sayesinde girdi yani. Bu da bir inkar edilemez. Belki 100 bin kişi kazandık oradan. Belki 200 bin kişi kazanmadık değil yani. Kesinlikle televizyonda bir saniye gözüktüğüm anda Facebook sayfam, işte Twitter sayfamda inanılmaz bir takipçi artışı yani var. İstesek de istemesek de maalesef, televizyon yani gerçeği diye bir şey var. Bir şey, ülkemizde evet, değil sadece dünyada olan tabii, bir şeyden tabii, bahsediyoruz. Kesinlikle. O yüzden pişman olma bence. Yani ama şey ya konsept olarak dediğim gibi bizim anladım, için uygun biraz bir şey değildi. Biraz aykırı bulunuyor evet. Şimdi yani rap demiştim, müzisyenlerinin hani normalde de bir yaşantısı var. Normalde tabii, bir hayatı var. Şimdi mutlaka yani çoğu rapçi arkadaşımız da bununla karşılaşmıştır. Ya mesela atıyorum mahallenin bakkalı. Ya işte senin müzikleri dinledim çok güzel. Sen niye yeteneksizsin de çıkmıyorsun veya ya onunla uğraşmak çok sıkıcı bir durum. Çıkmıyorsun muhabbeti var. Bunu eminim bütün rapçiler bunu yaşıyordur. Kesin. Özellikle berber değil mi kanka? Her gittiğinde. Bir de şöyle televizyon şey açık ya sürekli. Ben söyleyeyim. Vizyon olarak şimdi bir underground duruşumuz var genel olarak. Tabii. Ben açıkçası böyle genel görüşümü söyleyeyim bununla alakalı da. Tabii. Televizyonu ben bize yakıştırmıyorum çünkü çok amatör duruyoruz televizyonda. Yani yemiyoruz daha. Hala şöyle bir şey var. Hala o işte, sanal kutunun içinde tabii hani canım yani böyle çok kendimiz olamıyoruz. Anladım. Çünkü evet, ben şu an şurada bile otururken her an ağzımdan bir küfür çıkabilir gibi hissediyorum. Anlatabiliyor rahat muyum? Rahat olalım. Ya hani, olmayalım tabii yani ki o kadar da değil. Yok yani demek istediğim aslında öyle bir şey söylemem. Şimdi gerçek yani. Çok şaka pardon. Bu, yani bu konuyla ilgili de bir şey söyleyeyim. İşte bu muhabbetle ilgili. Bunu bir rap dinleyen bir genç veya rap dinleyen bir kişi size bunu zaten söylemiyor. Zaten biliyor sizin bulunmuş olduğunuz o pozisyonu. Hı-hı. Ama rap'le alakası olmayan bir kişi dinlediği zaman size diyor ki ya niye televizyona çıkmıyorsun falan diyor. Mesela ben diyorum abi yani ya sanıyor ki o sadece ben seni biliyorum, herkes seni bilsin gibi düşünüyor. Evet, çünkü o rap de ortamına bu kültüre uzak olduğu için ya o tarz kafadaki insanlar böyle şeylerde bir de bulunuyor. Aynen. Şöyle bir şey var. Bence bu da çok önemli. Bizi olduğumuz gibi dinleyeceklerse dinlesinler. Yani bizim bir işte ailelere dinlettik falan gibi bir benim açıkçası şahsen öyle bir kaygım yok da. Aha. Hani olması gerektiği gibi doğal olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani müziği gerçekten güzel yaptığımız için böyle olduğu için dinleniyorsa bence bu başarıdır. Yoksa televizyona çıkalım orada işte iyi görünelim, sempatik olalım falan gibi bir kaygı gütmememiz lazım. Bu sefer tabii, işin gerçekten samimiyetinden uzaklaşıyoruz. Anladım, diye düşünüyorum. Peki hem Anıl'a hem Kamufle'ye sormak istediğim bir soru. Siz 8 isimli bir parça yaptınız. Ardından 8-2 adında bir albüm yaptınız. Ve size yapılan yakıştırmalardan bir tanesi de Yeni Kartel olmuş idi. Ne olacak? Bu seri devam edecek mi? Nedir planlar, programlar? Sen söyle. Sende hep bir neşe var. Hep 8? 8 kişiyi bir araya toplamak da zor oluyor. Gerçekten aslında 8 kişinin anlaşması çok zor bir olaydı. Hani biz başladığımızda çok yakın arkadaştık. Evet. Yani sürekli yan yana takılıyorduk. O 8 kişi gerçekten sürekli beraberdi. Ve hani her konserde bir yerlerde sürekli denk geliyorduk. Çok yakın arkadaştık. Öyle bir şey başladık. Sadece bir şarkı amaçlı. Yapıldı o parça. Bir günde klip çekildi, bir günde parça yapıldı. Sonra inanılmaz bir şekilde yayıldı. Biz beklemiyorduk böyle bir şey. Sonra bir projeye dönüştük. Grup, yani şarkının ismi 8'di. Sonra grup ismi oldu 8 falan. Yani aslında buna bize grup, fanlar taktı yani bu ismi. Aslında grup değildi. Hikayeyi anlatayım direkt. Anlat. Gravür isimli bir ortak albüm yapmıştım Red diye bir MC ile. O dönemler Ankara-İzmir konseri oldu. Zaten sürekli hani Ankara'da da konser olsa, İzmir'de de ya da Adana'da da konser olsa hani hafta beraberdik bir şekilde. Hep beraberdik aynı konserlerde sürekli ve hani kaç 7-8 senelik arkadaşız işte Ice olsun, Keyşan olsun, işte ben, Anıl. Hep böyle birbirimizle dirsek temasımız var ne kadar mesafeler uzak olsa da. Konsere İzmir'e geldiğimiz zaman Anıl'ın stüdyosundaydı Yeşil Oda'da. O an spontane biz altyapıyı yapmaya başladık Red'le beraber.
Ondan sonra... Normalde şarkıyı da ben, Red Camouflage üçümüz yapacaktık. Hani albümde hiç düet yoktu. Hani dedik bir tane düet yapalım. Bizim kendi arkadaş çevremiz olsun. Sonra zil çaldı, Ice geldi. Zil çaldı, Keyshan geldi. Konserin bir sonraki günüydü zaten. Hepimiz İzmir'deyiz o sırada yani. O yüzden herkes oradaydı. Zil çaldı, Indigo geldi. Onun gibi oldu, ben de biliyorum. Zil çaldı. Güzel bir itmiş falan, tamam. Hadi aynen, biz de yapalım. Biz de zil çaldıkça biz stüdyodayız, söz yazıyoruz. Hepimizin elinde kağıtlar var. Zil çaldıkça gel abi sen de gir. Kanka gel sen de gir falan oldu. Böyle birden 8 kişi bir şarkıda olduk. Sonra sabah 9 gibi falan Anıl uyandırdı bizi. Kalk falan, hadi klip çekeceğiz buna oldu. Onu ezberimiz değil ya, ezberleriz falan oldu. Karşıyaka'dan başlayıp Bostanlı'ya kadar yürüdük. Evet, öyle böyle spontane, samimi bir şekilde çektik. Hatta klibin çıkıp çıkmayacağı bile belli değildi. Yani bayağı kalmıştı çekimler. Sonra birden Anıllar işte montajı, kurguyu bitirdi. Şarkıyı mixledik, masterladık. Yayınladık. Ne? 3 gün, 4 günde mi? 1 milyon falan oldu. Bir haftada 1 milyon falan oldu. Sizlerdeki izlenme oranları yani inanılmaz zaten. Milyonlar yani. İnsanlar gerçekten kliplerini çıkartıp kendilerini kesiyorlar, yırtınıyorlar ki çok izlensin diye ama... Bizi zaten motive eden konu o yani. Biz, ben de bir fıkra anlatayım. biz son kliple 200 izlendik. 200 bin. Tam olmayacaktım acaba az mı? Az tabii yani sonuçta ya, şey yani. Hani, az ama yani biz tabii şey yapmıyoruz yani izlenme oranlarıyla çok ya, işimiz tabii, yok. Ama yani o rakamlar şey, hani... Rakamlar evet, tabii teşvik ediyor olabilir. Yani evet, biraz daha böyle zevkli hale getiriyor olabilir ama. Bir de şarkı bayağı da çıktığı için 8 ay falan oldu albüm çıkalı. Ben ezbere şarkı... biliyordum zaten şarkıyı. Üretildi zaten. Spotify'dan yani, dinliyordum. Üretildiği için bir de şey. Bir de sizlerde üretim beni tamam arada bazen albümleriniz aynı arasında. Aynı şarkıyı şu an sen söylesen daha çok izlenir şu an. Ya. Televizyon etkisi. Ama arada böyle 2-3 yıl girse bile sizlerdeki üretim çok daha seri ve çok daha verimli oluyor sanki. Yani parçalar ölmüyor çok ve üretmemiz ulaşıyor, gerekiyor. Evet. Ya bir de ya ben mesela yani ne olursa olsun hani bir hafta bir şey yapmadan duramıyorum. Hani yayınlamasak bile yani mutlaka bir şey üretiyorum. Ya bir enstrümantal yapıyorum ya bir şarkı ya bir verse yazıyorum. Evet, onlar hep çok çılgın depolanıyor yani. Bende öyle bir hastalık var ya. Yani. Peki burada Allah dedim. Sıkıntı yok. Şey. O şapka kalktığı için şeyden. Evet orada falan ne. Battle Rap'ten bahsetmek istiyorum gene. Az önce Sansar'la evet, da bahsettik bundan. Eskiden çok sık yaptığın ama artık... Deli gibi yaptığım. Yani. Yani olayın olan şey. Şimdi şimdi daha çok olmayan bir şey. Yani daha içine kapandığın ya tadında yorumlar o, var. Evrildi. Yani şöyle Battle Rap deyince böyle işte atıyorum birine yapmak durumunda değilsiniz. Atışma da Battle Rap. Atıyorum bir sistematik bir olaya böyle tepkini sunmak da battle rap. Yani o yüzden böyle o bir kişiyle bağlı bir olay değil. Ne oldu? İşte o ergenliği ateşli zamanlar işte o freestyle işte sürekli battle birilerine uyuz olduğumuz dönemler falan filan. Onlar artık bir dakikadan sonra yerini daha ciddi konulara bırakmaya başladı. O yaşla da alakalı bir şey. Yaş ilerledikçe yani onlar çocuksu gelmeye başladı ve yeni kapılar açtı. Bu sefer gerçekten görmemiz gereken işte şeylere odaklanmamı sağladı. İşte vizyonum genişledi bir anlamda. Ve bence daha başarılı battle'lar çıkmaya başladı bu sefer. Yani ilk halinden işte birileriyle atışmaktan bir maratoner bir yapının haricinde çok daha farklı konulara el atmama sebebiyet verdi bu. Bir de Eskişehir'deki kurulan, oluşan oluşumdan bahsedelim. Batarya'dan. Evet. O dinleyelim. Sizden dinleyelim. Yani biz Eskişehir'de hali hazırda rap müzikle uğraşan bir grup insandık. Daha sonra işte böyle hep beraber bir şeyler yapalım kararı aldık. Ama dediğiniz gibi az evvel de o 8 kişinin bir araya gelmesi kadar zor bir durumdu bu. Çünkü bir şekilde anlaşamadık. Yani anlaşamadıktan ziyade bir şekilde tutmadı enerjiler. Ama az evvel o işte izlenme sayısı falan da konuşuldu. Çok da iyi izleniyorduk. Yani böyle işte 5 milyon falan izlenmiş klipler falan böyle. Rakamlara gerçekten evet yani böyle çok çok gaz verici şeyler aslında ama gerçekten dediğiniz gibi de çok da önemli değil. Yani rakamların sayısı. Öyle, tabii. Ama onun gazı bile böyle işte daha iyi müzik yapmaya teşvik etmedi. En azından o grup üyelerini bir şekilde. Ve herkesin hayatı başka yönlere doğru kaydı. İşte müzikten uzaklaştılar.
İşte bazıları devam ediyor, bazıları bıraktı falan. Nihayetinde ben devam ediyorum yoluma yine. Peki son bir soru soracağım. Hazır işte 8'den, 18 oluşumundan bahsettik. Şimdi bataryadan bahsettik. Hepinize sormak istediğim genel bir sorudur ki yalnız çalışmak ile bir oluşuma dahil olmak arasındaki farkları soracak olsam neler söylersiniz? Aslında her biriniz kendi yani konuşurken birazcık tüyo vermiş oldunuz bu konuda ama son olarak bir de bunu alabilirsem sizlerden. O zaman ben hemen sırayı savayım. Hemen. Fıkranın ardından. Şöyle bir şey var yani mesela bir müzik yaptığın zaman birisine yani ne yaparsan yap aslında yaratıcı bir şey yaptığın zaman birisine gösterip ondan bir fikir almak ya da hı-hı, nasıl olmuş? Hı-hı. Baksana bu nasıl bir şey falan filan gibi bir feedback almak istersin. Yani bizim en büyük avantajımız hani biz yaptığımız müzikte devamlı birbirimizden feedback alıyoruz. Yani mesela bir söz yazdığın zaman nasıl olmuş? Aa iyi olmuş. Seninki nasıl? Aa bu da iyi olmuş falan filan. Bu nasıl? Aa gayet iyi. Bu yani evet ya da bu olmamış bunu at çöpe falan. Bunu başka bir projede kullanılabilir falan. Paylaşabiliyor hani, olmanın bir güzel tabii, yani tarafı var yani. Birinci paylaşımda başlıyor bu. Ama tabii bunun da şeyi var. Yani grup olabilmek çok zor. Farklı disiplinler, farklı durumlar yani biz mesela sevgili olsaydık eski eşim olurdu anladın mı? Hani yani öyle bir durum ya ikimiz bambaşka iki insanız yani. Hani beraber aynı mahallede büyümüş olabiliriz ama sonra zaman geçtikçe bambaşka insanlar oluyorsun evet, yani. Yani ama biz beraber üretmeyi çok seviyoruz dediğim gibi yani biz birbirimize bu nasıl olmuş demek. Yani aslında bizi bu tatmin ediyor. Ya sonrasındaki o izlenme rakamları onlar çok geride kalıyor hani. Tabii tabii. Bizim böyle bir tatmin şeyimiz var yani. Diyeceğim bu kadar şu anda. Tamam, teşekkür ederim. Yani zaten öncelikle müzik yaparken bir kere herkes, bütün müzisyen bir kere önce kendini tatmin etmek için bu işe başlar. Hani birikimini, içindekini işte gözlemlerini, deneylerini aktararak bir şekilde boşaltmak için yani bu müziği yapar. Öncelikle kendisi tatmin olmalı. Biz de grup olduğumuz için önce tatminimizi ikiye katlıyoruz orada. Aslında nasıl diyeyim? Tek başına yazdığın zaman kafada şüpheler olabilir. Acaba bu söz iyi mi? Burası oldu mu, olmadı mı? Acaba yani kimisine çok iyi gelebilir, kimisine değil aynı ama aynı zamanda destek de diyebiliriz belki. Feedback aldığınız zaman tabii tabii. Bir feedback aldığınız zaman orada işinizi rahatlatıyor. Hı-hı. Bir de biz şimdi ayrıca ikimizin haricinde bir de konserlerden dolayı bir bandımız var. Hı-hı. Sürekli provalar var. Dediğiniz gibi 8 kişiyi toplamakta biz de 6 kişiyiz yani toplamda bandle beraber. Tabii. Onlarla şimdi pro yapacağız diyoruz. Sen yok ben perşembe müsait değilim. Bende cuma var. Ben de topladığımız zaman hemen bir enerjiyi boşaltmamız gerekiyor. Çünkü zaten zor bir araya geliyor insanlar. Hı-hı. Yakaladığımız zaman da iyi bir şeyler yapmak istiyoruz yani. Anladım. Grup olmak güzel. Ama devam ettirebilirseniz güzel. Yani çok zor. Başarırsanız çok güzel. Anladım. Grup olmak için ekonominin çok iyi olması lazım. Yani 8 kişi mesela biz belki de bizi bir yere güzel bir yere tutup bizi kapatsalardı bugüne kadar 5. albümü yapıyorduk ama herkesin kendi işleri var yani toplanmak çok zor. Benim mesela hani 8 grubu dışında benim de mesela bir canlı performans ekibim olsun istiyorum ama yani hepsinin geçinecek parayı vermezsen onları toplayamazsın yani o kadar ya insanı. Ekonomisinden de öte şeyi var yani. O anki o adam mesela 10 gün müzik yapmak istemiyor. Ruh hali bozuk yani. İşte abi o rahatlık olacak ki 10 gün için onun aynen için bekleyeceksin yani. 10 gün yapmıyorsa aynen yapmayacak. Yapacak bir şey yok yani. Maddiyattan ziyade maddiyat sağlayamıyorsan abi bu işi gönülden vererek yapması gerekiyor ki iyi bir grup haline da, gelsin. Yani bizim mesela grupta şöyle bir şey var. Şimdi mesela ağaç dikmek için İki tane yol var. Bir tanesi 20 sene önceydi, bir tanesi de şu an ağaç dikmen lazım. Ama şu anda parayı verip ağacı başka bir yere söktürüp getirip diktirebileceğim bir imkan, teknoloji var. Evet. Anıl'a katıldığım taraf şu, gerçekten de şu anda eğer hani 20 yıl önce bir ağaç dikmediysen, şu anda yeni bir ağaç edinmek için parayla o ağacı getirtmen gerekiyor. Ama bizim hani şöyle bir artımız vardı, o arkadaşlarımız bizim 20 yıllık arkadaşımız yani, müzik arkadaşlarımız. Yani onlar çıka gelip hemen ya da herhangi bir yerde buluşup bir müzik yapmak bizim adımıza daha kolay oldu. Çünkü anladım, orada başka bir birikim var. İşte oradaki o senin o gönüllü olmak. Gönül evet, bağı gerekiyor. Gönül bağı, evet. Yoksa hani alırsın oradan atıyorum bir trompetçi alırsın, bir basçı alırsın, bir davulcu tutarsın. Verirsin onlara konser başı bilmem ne kadar parasını. O adam tamam çalar, güzel çalar ama hani bir ruh olmadıktan sonra o sahnedeki aurayı sağlayamazsın tabii, yani. Tabii. Ama gönül vererek ilerlediğin zaman değil mi abi? Ya bir de yani daha başarılı olmak için yakın çevrendeki insanların sana gerçekten de inanmış olması gerekiyor. Bunlar müzisyen olur, ressam olur, sinemacı olur fark etmez ama sana çevrendeki evet, insanları onları inandırman tabii gerekiyor. Tabii kesinlikle. Peki bu noktada Fat sonunda başardın mı? Sen neler söylemek istersin?
Bundan yaklaşık ben bir veya iki sene önce Türkiye'de herkesin yakından bildiği rock grubu var. Grup 84. Hı hı. Onlarla beraber tabii ki birçok sahneye çıktık, festivallere çıktık. Hı hı. Tabii o grup halindeki, o ekip halindeki verdiği keyfi gerçekten tek başına almıyorsun. Ama işte şöyle bir durum var. Dediğim gibi hani biraz iş biraz maddiyata, biraz masrafa gidiyor. Ya mesela İstanbul'dan baterist arkadaşlar ayarlamıştık. Mesela İzmir'den işte gitarist arkadaşlar. Yani farklı illerden böyle müzisyen arkadaşlarla böyle bir iletişim kurduk. Hı hı. Ama hiç bir araya gelemiyorduk. Çünkü dediğim gibi hani mesela ben rap müzikle uğraşıyorum ama rap müzikten ziyade hani rap müzikten hep gelir yok. Ya bazen bir bakıyorsun bir ayda 4 konsere çıkıyorsun. Bazen bir bakıyorsun 3 ayda bir konsere çıkıyorsun. Hı hı. O yüzden benim de yani hayatımı devam ettirebilmem için tabii ki dışarıda da özel bir işle uğraşıyorum. O yüzden zaman darlığı, biraz işte maddi sorunlar, bunlar biraz yani grup oluşumumuzu biraz zorluyor. Etkili. Aslında ben de yani grup olarak, ekip olarak tabii ki ben de müzik yapmak istiyorum. Tabii bu şekilde olmayınca da yani bazen tek başına yaptığın şeyden daha çok zevk alıyorsun bu sefer. İkisi de ayrı ayrı diyebiliriz sanırım. Evet. Bir de fark ettiniz mi bilmiyorum, çok özür dilerim. Hani canlı enstrüman konusunda bir herkesin bir olmasını istediği bir durum var. Evet evet aynen. Yani bunu herkesin hayalini yaşamışsın. Yani bunun sebeplerinden bir tanesi gerçekten de yani gece mekanlarına çıkabilme imkanını artıyor. Kesinlikle. Yoksa öbür türlü ben mesela hani bir DJ ile beraber sahneye çıkmak bizim de kötü yani bu olmaz dediğimiz bir şey değil yani. Hani gönül ister ki bir DJ ile beraber bir mekanı çıkalım, dolduralım. Ama canlı müzikte bir akış, bir dinleyiciye göre bir ayak uydurma yöntemi var. Ya da kendini ifade edeceğin zaman daha serbest olabiliyorsun. Yani bir anda durumu değiştirebilirsin canlı müzikle. Bir de o an orada yaratıldığı için daha organik. Yani dinleyici daha çok kabul edebiliyor. Tabii tabii, ben de dinleyici olarak daha rahat bağ kurabiliyorum. Evet. Yani canlı biz bir özellikle müzik mesela iki davulla çıkıyoruz bir de. Hani daha böyle evet. Hem görsel hem işitsel olarak da daha dinleyiciyi evet. yakalayabiliyoruz. Dolu gözüküyor sahne zaten. Onun haricinde arkada müziği içselleştirdiğiniz noktada aslında çok da işte grup olmanın, bireysel olmanın da çok da bir önemi yok. Yani müzik içselleştirildiği noktada hı-hı. harbiden hissiyatı yansıtıyorsa bunlar bence biraz daha teknik durumlar gibi kalıyor. Hepimizin, az evvel de Yasin de söylediği gibi hepimizin şeyi var. Yani böyle bir öyle bir özlemi var. İşte canlı grupla çıkalım böyle sahneyi dolduralım hı-hı. falan. Herkes bundan mutlu olur. Ama onun yanında yani eğer hissiyatı bir şekilde yansıtıyorsanız işte bir MC, bir DJ ile bile sahneye çıkılabilir yani. Tabii şimdi keza yıllardır zaten o şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de rap kültürü hani kabul edilmiş bir kültür. Ama yani şu anda hala bir ortamı yani bir şekillenmemiş. Yani mesela örneğin Türkiye'nin her yerinde böyle popüler caddelerinde falan böyle rock barları falan görebiliyoruz. Veya canlı müzik kafeler, barlar görebiliyoruz. Ama mesela bilmiyorum belki vardır da ben yani yaşadığım şehirden dolayı söylüyorum. Mesela bir rap bar veya rap kafe yok. Yani akşam gidiyorsun işte Demet Akalın'a maruz kalıyoruz. Rapçilerde para yok o yüzden. Yok yok, ben şu konuda şu konuda söylemek istiyorum. Yani olayı tamamlayacağım konuyu. Ama bir grup halinde yani canlı müzik aletleriyle yapıldığı zaman eminim yani tabii sizler bunu daha iyi biliyorsunuz. Yani her akşam bir yerde de sahne alabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi ben o tek başıma... O da çok tercih edeceğiniz bir şey işte, değildir diye düşünüyorum her akşam. Başıma, evet. Tabii, o zaman da bar grubu evet. gibi oluyorsun. Ya işte ben tek başıma bilgisayardan, flash'tan işte müzik çalıyorum. Dediğim gibi bir görseli yok. Ama yani canlı müzik aletleri olduğu zaman insanlar orada keyifleniyor. İki farklı dünya evet, evet. aslında bakınca. Canlı buyurun. Müzikte şöyle bir şey de oluyor. Mesela hani bir şehre gidiyorsun, sahneye çıkıyorsun canlı orkestranla beraber. O şehirdeki rapçiyi sahneye çağırdığın zaman hani onun altyapısı yok yanında ama sonuçta onun eşlik, onu söyleyebileceği bir anda orada bir ha, müzik ben de ona eşlik edebiliyor aynen, o esnada. Yani aslında evet. o freestyle duruma daha böyle olanak sağlıyor. Olanak sağlıyor aynen. Bunu Eskişehir'de yaşadık hatta. Evet, siz ikinizden de yani. Peki o zaman yine geldik o ana, sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Teşekkür ederiz. Çok mersi. Sağ olun.